arkadaşımıza bir arkadaş medeni cezaretinden dolayı. Evet, arkadaşınızı kıskandınız galiba. Kıskançlık güzel bir duygudur. Sınırlar ölçüsünde. Evet, uykusu gelen var mı? Var. Oho. Yani size, bak Urfalıyım dedim, bir şarkı söylerim. Alkış yok. Alkış yok arkadaşlar. Coşmayın, tıkıştırmayın. Sanatçı değilim. Kendi sesimden bile nefret ediyorum. Evet, tıklıyoruz. Bilinçaltı genelleme yapabiliyor arkadaşlar. Genelliyor. Nasıl genelliyor? Mesela siz bir Ali ile kavga ettiniz ya da bir Urfalı ile kavga ettiniz. Bir Urfalı gördüğünüz zaman bütün Urfalılarla kavga etmiş gibi oluyorsunuz. Sizi öyle kabul ediyor. Ya da kötü bir anınız var. O ildeki herkesi genelliyor. Genellemeyi çok seviyor. Evet. Evet. Bilinçaltı anı yaşıyor. Şu anı yaşıyor. Ne geçmiş, ne gelecek onu ilgilendirmiyor. Ama bu anı çok güzel yaşıyor. Geçelim. Bir tık yaptım mı? Evet. Bilinçaltı duyduğu kelimeyi cümleden ayrı alabiliyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yanınızda, içinizde o Yunus'un dediği bir ben var, benden içeri dediği işte bu. Nasıl diyelim buna? Bir örnek verelim. Uzun bir cümle kurun. İçinde bir olumsuzluk olsun. Olumluyu da alıyor, olumsuzu da kaydediyor. Tek tek kaydediyor. Mesela sigara bırakmak istiyorum diyorsunuz. O sigara yalıyor. Sigaraya karşı bir tepki oluşturuyor kendisi. Ne zaman bilinçaltımızın duygularının kalıplaştığı an? Evet, kitap hediyesi var. Evet, 0-7 yaş arası bütün duygu kalıplarınız orada kazanılıyor arkadaşlar. Korkularınız, kaygılarınız, şüpheleriniz, sevinçleriniz, paylaşım duygunuz, bütün bu kısımda görerek o bilinçaltının net olduğu zamanlar, direkt kayıtlarını aldığı zamanlar, epifiz bezinin üçüncü gözünün kayıtlı olduğu zamanlar bunları alıyor. Yani siz uyurken bile televizyon açık kalmışsa odanızda o filmi kaydediyor. Siz orada bir olaylar alıyorsunuz. Evet. Bilinçaltı çok büyük değişiklikleri sevmiyor, hatta nefret ediyor. Kendi kalıplarına daha çok güveniyor. Hani bilgisayar dosyası var ya, siz değiştirmek istersiniz, hayırdır. Kabul etmez. Bazen oluyor değil mi? Dosya açıkken kabul etmiyorum diyor. Değil mi? Bir şeyi kaydediyorsunuz, kaydetmiyor. Diyor ki dosya açık. Kendi dosyasını açık tutuyor. Önünüze getiriyor daima. Değiştirmeye kalktığınız zaman bunu inatla yapmadığınız sürece nasıl inat yapıyorduk? Diyelim ki bir düşüncemiz var. Bunu bilinçaltımıza eski düşüncemizi değiştirmek istiyoruz. Ne olsun? Bir korkumuz olsun. Yükseklik korkusu olan var mı? Maşallah. Evet, yükseklik korkusundan gelelim. Şimdi yükseklik korkumuzu temizleyelim, yenelim. Nasıl yeneceğiz? Bir gerçekle karşı karşıya gelmekle. Yüksek bir yere çıktığımız zaman dayanma gücümüzle inanarak bunu yenebiliriz. Bir de yükseklik korkum yok. Bakın kesin bir kelime. Yükseklik korkum yok.
öğretti falan ha. Nasıl bir düşünce attık? Yükseklik korkusu. Değil mi? Şimdi olumluyoruz. Yükseklik korkum yok. Çünkü hiç kimse yüksekte çıkarken bir şey olmuyor. Böyle düşünceler atıyoruz. Bu düşünceler birbirine bağlanıyor. Elektronlar gibi. Değil mi? Bu düşünceye biz inat diyoruz. Bunu 21 gün eğer benim korkum yok derseniz bu aradaki bağ kuvvetleniyor ve artık inancınız oluyor. Ancak bilinçaltındaki dosyayı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Başka değiştirme şansı yok. 21 gün inatla aynı şeyleri ısrar ederek söyleyerek. O geçmişte oluşturmuş olduğunuz kalıbı, bazı insanlar vardır, elinden bir şey almaya kalkarsın, sanki bütün dünyasını aldın diye kapar. Değil mi? Refleks gösterir. İşte o bilinçaltı. Çocukken oluşturmuş olduğu elinden bir oyuncak alınmıştır, üzülmüştür. Onun elinden artık hiçbir şey alamazsınız. Hepinizde var değil mi? Bu bir şekilde oluyor. Ya da paylaşmayı öğrenmiştir. O da hep paylaşır. Bunlar böyle inat ve inatçılıkla oluyor. Devam edelim. Bilinçaltı ancak rüyalarda kendini karmaşalarını düzenleyebiliyor. O yüzden bilinçaltınız kozmik evrenle, yani külli iradeyle irtibat halindedir. Gelecekten de size haberler verebilir. Bilinçaltı gelecekle de irtibatlıdır. Evet. Bilinçaltı kelimelere çok inanmıyor. Çok güvenmiyor. Etkileniyor ama çok etkilenmiyor. En çok neden etkileniyor? Resimlerle. Yani ben bu üniversiteyi kazanacağım dediğin zaman, mesela bir üniversite söyleyelim. ODTÜ Mimarlık Mühendislik diyelim. ODTÜ'yü kazanacağım dediğin zaman çok fazla etkilenmiyor. Ama siz ODTÜ'nün ablemini cep telefonunuza yüklerseniz ne oluyor biliyor musunuz? Size artık inanıyor. İşte o zaman kaderiniz oluyor. İşte o zaman sizi %100 bir şeyle hareket ediyorsunuz, enerjinizi yükseltiyorsunuz. Şimdi enerjiyi de böyle kabul edelim. Demek diyelim ki 5 megapiksel bir enerji yayıyor. Ya da megahertz değil mi? Birim olarak megahertz. Bir dalga boyu yayılıyor. Hangi dalga boyu, hangi TV'yi gösterirse biz onu izlemiyor muyuz? Ya da radyo kanalları öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi siz bir XTV'yi izlerken TRT'yi izleyebiliyor musunuz? Ya da TRT'yi izlerken bir X kanalını izleyebiliyor muyuz? Hangi dalga boyundaysanız o dalga yayın alırsınız. Düşüncenizi de böyle düşünün. Yükseltin enerjinizi. Burada bulanlar bugün enerjilerini yükseltecekler. En yüksek enerji 12 olarak kabul edildi. Eskiden bu 7-8'di arkadaşlar. Sizin şansınız ne biliyor musunuz? 2000 yılından sonra doğmanız. Evrenin enerjisi 2012'de kıyamet kopacak dediler değil mi? Evrenin enerjisi yükseldi. Bu anda evrende enerji yüksek. Yüksek hayallere, yüksek düşüncelere ulaşabilmemiz için bizim kendi enerjimizi olumlamamız lazım, yükseltmemiz lazım. Dalga boyunu yükselttiğimiz enerjiyle bütün kainatı seyredebiliriz. Yani bugün gamma diyoruz değil mi? Biliyorsunuz enerji dalgalarını. Alfa, beta, teta, delta, gamma. 5 tür enerji dalgamız var. En yükseği 100 MHz. Gamma. Bu seviyeye çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet.
İlk 5 yaşa kadar demiştik. İlk 5-7 yaş arasında kayıtlarını tamamlıyor. Yeni verileri kabul eder ama yerine işte koymak için 21 günlük bir süre geçmesi lazım. Çağrışım en önemli etkilerden biridir. Sürekli bir şeyi ona dosya halinde başka bir dosya açmasını sağlarsanız ona alışkanlık. Nasıl bir alışkanlık biliyor musunuz bu? Diyelim ki ranzalarınızın etrafında diyelim daima bir şey var. Ya da siz dolabınızda diyelim ki ne olsun diş macunu her zaman bir yere koyuyorsunuzdur değil mi? Eliniz ister istemez oraya gidiyordur. Bir gün değiştirin, bakacaksınız ki bir iki gün eliniz oraya gidiyor. Zor alışırsınız. Bilinçaltı da öyle. Çünkü bu kendiniz. Bilinçaltı da zor alışıyor. Belli bir tekrar istiyor. Eski alışkanlıklarına geri dönebiliyor. Değişelim. Bilinçaltınız aynı anda birçok işlemi yapabiliyor. Bilgisayar gibi 8 çekirdekli, 9 çekirdekli. Sonsuz çekirdekli aslında. Çok yüksek bir teknolojiyle çalışıyor arkadaşlar. Kapasitesi çok geniş. Kolektif bilinçle yani evrenle, külli iradeyle irtibat halinde. Espri anlayışı yok. Bakın şakadan anlamıyor. Hatta nefret ediyor. Şaka yaparken birbirinize dikkat edin. Bir şaka yapıyorsunuz, o gerçek kabul ediyor. Ve sizin önünüze o duygunun fotoğrafını getiriyor. Mesela vardır aranızda kişisel olarak birine hoşlanan ya da seven değil mi? İcabında şaka yapıyorsunuz arkadaşınızla, işte o beni sevmiyor diyorsunuz, tak. O bütün sevmeme klasöründe ne varsa korku önünüze getiriyor. Ya da telefon açıyorsunuz, birine ulaşamıyorsunuz değil mi? Hemen aklınızda kiminle, nerede, ne zaman, ne yapıyor değil mi? Bir yıl dosyayı üst üste açabiliyor. Siz olumlu düşünmeye devam ederseniz olumlu dosyalar açıyor. Yani korku dosyası diye bir dosya açıyoruz. Bütün, mesela diyelim nedir? Bir gezi dosyası açıyoruz. Gezide olan bütün fotoğrafları onun içine atıyoruz ya. O da korku diye bir dosya açmış. Onun içine bütün korkularınızı koymuş. Siz yükseklerden korkuyorsunuz ama o bütün korkuları önünüze getiriyor. Ve bunu çok hızlı yapıyor. O yüzden karşınıza engel çıkıyor. Ve bunu bir fotoğraf olarak imgeliyor. Hologram gibi karşınıza çıkarıyor. Böyle inanıyor. Duygusal değil. Ama duyguların enerjisinden etkileniyor arkadaşlar. Ama duygusal yok. Geçelim. Okuyorsunuz diye bazı şeyleri söylemiyorum. Evet. 5 yaşında bir çocuk dedik ya bilinçaltımıza. 5 yaşındaki bir çocuğa bir şeyi kolayca yaptırabilir misiniz? İstemem derse gitmez. Yürümem derse yürümez. Biraz ısrarcıdır. Bilinçaltınız da böyle bir yapıya sahip. O geçmiş duygularını değiştirmekte biraz ısrar ediyor. Kalıpları seviyor çünkü. Kolay kolay size inanmıyor. Ne zaman inanıyor? Süreklilik ve inat ettiğiniz zaman, inanç oluşturduğunuz zaman. İşte bu da 21 gün. Asla dinlenmiyor, uyumuyor. Her zaman kayıtta. Siz uyuyorsunuz, bilinç olarak dinlemek zorundasınız. Ve bu uykuyu günde en az 8 saat yapmak zorundasınız. Onun öyle bir olayı yok. Durmadan kayıt yapıyor. Yani yattığınız ortamda ışıkları açıp, cep telefonlarınızla karanlık ortamda besleniyorsunuz ya. Bilinçaltınız her şeyi kaydediyor arkadaşlar. Müzik çalıp yatıyorsunuz ya, o hepsini duyuyor. Ondan sonra arkasından kötü bir müzik gelse, onu da duyuyor. Sabah kalkıyorsunuz, moraliniz bozuk oluyor ya. Daha televizyondandır. Orada bir filmde bir kavga vardır, siz onu görmüşsünüzdür. Ve öyle karanlık ortamlarda
dinlenin. Abartı bir doğası varmış, korkuları abartırmış. Evet. Sürekli tekrarlara karşı duyarlı, yani vazgeçmiyoruz. Sizin bazı duyularınız var, nefretle ilgili, onu hemen kaydediyor. Diyelim ki sabah kalkıyorsunuz işe giderken, hava o günü bozuk. Diyorsunuz ki içim sıkıldı. Hava düzelse de, sizin içiniz düzelse de onun içi gün boyu sıkılıyor. Bu gibi olumsuz cümlelerden vazgeçin. Evet. İnce ayrımlar yapamıyor. Dedik ya hayalle gerçek arasını da ayırmıyor. Mesela diyelim ki nasıl algılıyor? Cebinizde diyelim 100 lira var. Bilinçaltı onu tek birim olarak kabul ediyor. Ama 5 tane onluk var. 5 birim olarak kabul ediyor. Kendini zengin hissediyor. Ama tek 100 lira var ya da 200 lira var. Onun için kendini fakir hissediyor. Böyle ayrımlardan yapamıyor. Bakkal hesabını seviyor. Sayıyor. O yüzden çok güzel şeyler düşünürseniz olumsuz olarak kabul ettiğiniz bir yıl şey değişecektir. Biri beni sevmiyor mu diyorsunuz? Sevmeyecektir. Şüpheniz mi var? Kesin olacaktır. Şüphelenmeyin. Bırakın ipin ucunu. Evrene bir güvenin. Beni seviyor deyin. Bunu 21 gün söyleyin. Sırılsıklam aşık olur. Evet. Evet, sade ve açık olun diyor. Bilinçaltınıza karşı bir istekte bulunacaksanız arkadaşlar, sade ve açık olun. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir yere bir mektup yazıyorsunuz ya da mail atıyorsunuz. Değil mi? Bir adrese gönderiyorsunuz. Eksik yazarsanız gider mi? Gitmez. Mesela diyelim ki Fethiye'de beni Fethiye'ye götür desem buradan bir araca, taksiyi çağırsam adam bana ne sorar? Nereye? Hangi bölgesine? Hangi ilçesine? Ya da hangi sokağına? Daha ayrıldı. Daha sokağa da geçtim. Hangi daireye? Bakın adrese teslim. Siz adrese teslim düşünün. İstediklerinizi adrese teslim düşünün. Bu evrene yollayın. Birebir karşılığını görürsünüz. Yani size uygun bir şey söyleyeyim. Kişisel ilişkilerde söylüyorum. Evlenmek mi istiyorsunuz? Yazın. Boyu bu kadar. Korkmayın. Göz rengi bu. Saç rengi bu. Ayrıntı verin. Kilosu bu kadar. Ses tonu böyle olsun. Bunları söyleyin. Sonra da bir şekil olarak da çizin. Zayıflamak istiyorsanız da bunu yapın. Kendinizi zayıf çizin. Zayıf fotoğrafınızı kendinize gösterin. İnanın oluyor. Bakın mucize gerçek oluyor. Bir de bakacaksınız ki çünkü sembollere inanıyor. Zayıflayacağım dediğiniz zaman az inanıyor. Ama zayıf fotoğrafı görmek daha etkili oluyor. Bunu böyle düşünün. Gülümseyin, gülün, bunlardan hoşlanıyor, güzel duygular elde ediyor. Geçelim. Dedik zaten, kişinin tutumlarını etkiliyor, tepkiler de ona göre veriyor. Kendi kayıtlarına, geçmişten getirilmiş olduğu kayıtlara göre hareket etmeyi çok seviyor, onu devamlı kullanıyor. Ve onu durmadan karşınıza getiriyor. Diyelim ki. Genelde bu danışanlarımda görüyorum. Beni sevmeyecek. Bu beni sevmez. Ya da ben bunu yapamam. İşte ben bunu edemem. Böyle derseniz zaten olmayacak. Benzer enerji, benzer enerjiyi çekecek. Sevecek.
Sevmeye mecbur. Çünkü siz seviyorsunuz. Sevginin gücü arkadaşlar, korkununki bir ise, sevginin gücü 5000. 5000 kat güçlü bir enerjiyle varsınız. Bu sizin beyninizde kod var. Allah tarafından bu koşulsuz sevgi size verilmiş. İçinizde, yeter ki kullanın. Kullanın, bütün korkularınızı yeneceksiniz. Hayal edin, bütün her şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Bilinçaltımız sadece bir şeyden emir alabiliyor. Sürekli bilinçli akıldan. Hani dedik ya, 70 trilyonu güzel yönetin. İyi bir komutan olun. 70 trilyonluk bir ordu sahibisiniz. Bir adım atacak mecaliniz yok. Oysa ki dünya rekoru kıracak bacaklara sahipsiniz. Biri kırıyorsa siz de kırırsınız. Biri başarmışsa siz de başaracaksınız. Dünyaya aynı şekilde geldiniz. Hiçbir eksiğiniz yok. Eksiği olan birisi kalkar der ki benim gözüm görmüyor. Hücre sayısı değişik değildir arkadaşlar. Bakınız, çok kısa bir film izleteceğim size. 5 dakika. 5 dakikada göreceksiniz ki neler başarılıyor, neler oluyor. Evet. Hocam bu arada flaşın içerisinde bir video var. Onu da kaydedersek bilgisayara. Evet. Tüme varım, tüme tümden gelim. Bilinçaltımız böyle bir şey. Yani arkadaşlar, eğer siz neye karar veriyorsanız bilin ki o gerçek olacak. Bu sizin kaderiniz. Buna ulaşmazsanız uzayda dolaşan boş gezegenler gibi bir gün biri kalkacak. Siz kapmıyorsanız o enerjiyi, başka biri kapacak. Siz olmuyorsanız yanınızdaki olacak. Ya da başka bir fen lisesindeki okuyan olacak. Siz giremiyorsanız başka biri girecek. Ama boş kalmayacak. Evren boşluğu kabul etmiyor. Otoritesizliği kabul etmiyor. Işık nedir arkadaşlar? Karanlığın olmayan yeri, değil mi? Dar, ışık bozar. Evet arkadaşlar. Belki hepiniz izlemişsinizdir. Eli yok. Kolları yok. Bacakları yok. Ama bir dünya iş başarmış. O da benim gibi yaşam koçluğu yapıyor. Kişisel gelişim üzerine öğrencilere bu anda dersler veriyor. Bunu hepiniz videosunu izleyebilirsiniz. 5 dakikanızı alacak. İnanılmaz güç verecek size arkadaşlar. Bakınız, eli kolu olmayanın nelerin başardığını, sizin başaramam dediklerinizin nasıl kolları bacakları olmadan sadece düşünce gücüyle başarıldığını. Bunu öğrenirsiniz. İnanın çok mutlu olursunuz. Bir de böyle bir şey yapalım mı sizinle? Evet, bu bilinçaltımızı ve kendimizi dengeleyelim biraz. Ben çok güçlü ve değerliyim. Bunu herkes kendine mutlaka söylesin. Ben çok güçlü ve değerliyim. Ben göründüğünden daha çok güçlüyüm. Dünyanın tüm gücü ve kuvveti içimde.
Ben güzel olan her şeyi hak ediyorum. Evet. Bunları diyebilir misiniz? Ben çok güçlü ve değerliyim. Evet. Ses. Ben çok güçlü ve değerliyim. Ben göründüğümden daha çok güçlüyüm. Ben göründüğümden daha çok güçlüyüm. Dünyanın tüm gücü ve kuvveti içimde. Dünyanın tüm gücü ve kuvveti içimde. Güzel olan her şeyi hak ediyorum. Ellerimizi açıyoruz. Açın, 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 açın. Evreye doğru bir açın bakalım. Sonra kendimizi seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu en az günde bir defa yaparsanız ya da sabah kalktığınız zaman, sabah kalkıyorsunuz yani. İlk işte yapmak mutlaka cep telefonunuzdan sonra. İlk işi ne yapmak? Bir lavaboya gidip yüzümüzü yıkıyoruz değil mi? Kendine dil çıkaran var mı? Evet. Bugünden sonra herkes aynaya ilk iş bir dil çıkarıyor. Gülüyor arkadaşlar. Gülün. Gülmekten korkmayın. Einstein ne yapmış biliyor musunuz? O meşhur dil ifadesini nerelerde kullandığını bir internetten araştırın. Görün, her yerde dil çıkarmış. Onun gibi zeki olun. Dünyanın en zeki insanı dil çıkarmış. Kendiyle mutlu olmuş. Kendinizi bir sevin. İçinizdekini sevin. Sevin ki başarasınız. Sevin ki siz olasınız. Sevin ki geleceğiniz olsun. Sevin ki hayalleriniz olsun. Hayallerimizi daima hedeflerimizi bir altına koyarak yapmalıyız. Hedefimiz hayallerimizin altında olmalı. Ama nasıl olmalı? Aynı yolda olmalı. Eğer bir şeyi hayal ettik, ben üniversiteye gideceğim dedik, değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Başta bilgileneceğiz. O bilgimizi bitiriyorum arkadaşlar. 5 dakikanızı daha alacağım. Videoyu bulamadık da. Eğer bir üniversiteyi mi kazanmak istiyoruz? Başta istiyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz. Ne istiyoruz? Bilgileniyoruz. O üniversite kaç puanla alıyor? Geçen yıl kaç soru çözülmüş oraya gidilmiş? Bunları bilgileniyoruz arkadaşlar. Üç ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Olmuş gibi inanıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu kesim çok önemli. Eğer bir hayaliniz varsa olmuş gibi davranın. Gidin o üniversitenin rozetini şimdiden takın. Korkmayın. Korkmayın. Takın. O sizin olacaktır. 2 yıl sonra sizin olacak şey bugünden sizin olsun. Bugünden kararınızı verin, o yola bir girin, bir adım atın. Gidin, rozetini takın, bilgisayarınıza, cep telefonunuza, o üniversitenin, o fakültenin, onun resmini koyun. Korkmayın, devam edin. Çorumu az çözüyorsunuz, fazla çalışın, fazla deneyin. Denemek hiçbir zaman başarısızlığının ifadesi değildir. Denemek başarının tek anahtarıdır. Vazgeçmektir başarısızlığın hikayesi. Başarmak için daima biz vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçseydi Edison bugün onun ismini anmayacaktık. Vazgeçseydi Nikola Amerika'nın başkanı olmayacaktı arkadaşlar. Vazgeçseydi Graham Bell bugün iletişimde kullandığınız bilgisayarınız, bugün iletişimde kullandığınız telefonlar olmayacaktı. Vazgeçmediler. En büyük karanlık ne zaman biliyor musunuz? Şafak sökmeden önceki, bir saniye önceki an en büyük karanlıktır. Belki de
ucundasınız. Bir adım kalmış atmaya, işte o adımı sizden bekliyorum bugün. Ne yapıyoruz? Vazgeçmiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Ne şartlarda olursa, ne zaman olursa, kolumuz da olmazsa, ayağımız da olmazsa yürümeye çalışacağız. Düşüyorsak kalkmasını bileceğiz. Değil mi arkadaşlar? Vazgeçmiyorsunuz, yolunuzu değiştirmiyorsunuz. Hedefinize, hayallerinizle eşit doğrultu çizerek devam ediyorsunuz. Geri dönmek yok, başarmak. Ben hayatımda hiç kaybetmemiş birisiyim arkadaşlar. Hiç kaybetmedim. Benim bu yaşıma kadar kaybettiğim bir tek şey yok. Başarısızlığım yok mu? Çok. Ama kazandığım tecrübe beni geleceğe taşıdı. Vazgeçmedim, ısrar ettim, inat ettim ve başardım. Tek arkadaşlarımdan beni ayıran özellik vazgeçmemem. İki üniversite bitirdim arkadaşlar. Daha da bitireceğim. Bu yılda kayıt yaptırdım. Başka bir bölüm okuyacağım. Okumaktan vazgeçmedim. Bana verilen ilk emri unutmadım. Bu hayata geliş amacımızı unutmadım. Biz burada varsak bütün bu evrene borçluyuz. Geleceğe borçluyuz. Geçmişte eğer birilerini alıyorsak mezarlık ziyaretleri yapalım. Biz hayattayken şimdi bu an bu dakika karar verin. Ve başarın arkadaşlar. Korkularımızı atıyoruz. Korkunun yerine bembeyaz alıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar oturduğumuz yerde? Bunu da yapalım. Herkes ellerini yumruklasın. Önüne koysun. Evet. Önünüze koyun. Yere bakın. Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru beyninizi tarayın. Bir tarayıcı gibi tarayın. En üzüntülü anınızı, en başarısız olduğunuz anı düşünmeye çalışın, bulmaya çalışın. Evet, yoğunlaşın. Evet, o duyguya yoğunlaşın, hissedin. Hatta gerekirse ağlayın, başarısızlığı kabul edin. Sonradan aniden ellerinizi kaldırın ve pembe bir şey düşünün, evrene bırakın gitsin, patlatın onu. Bakınız, bütün korkularınız için, tüm korkularınız için bunu yapabilirsiniz. Ama eğer başarılı olmak istiyorsanız, başarıyı kazanmak istiyorsanız, benim gibi kaybetmemek istiyorsanız da böyle yapın. Sol üst köşeye bakın. Herkes benim gösterdiğimde değil, kendinize göre sol üst köşeye bakınız. Ellerinize vurunuz. Olumlu bir şey düşününüz. Evet, çok olumlu bir şey düşününüz. Siz kazanacaksınız. Siz başaracaksınız. Kendinizi alkışlıyorsunuz. Ben de sizi alkışlıyorum. Arkadaşlar, olumsuzluk yok. Böyle yapıyoruz. Sıkıntıda kaldık mı kendimizi daha çok seviyoruz. Sıkıntıda kaldık mı kendimize daha çok dönüyoruz. Yılmıyoruz. Bu yolda hep bir adım atıyoruz. Bunu yaparsanız sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bulunduğunuz, gideceğiniz, hayal ettiğiniz kişi, kuruluş, yapmak istediğiniz ne varsa sadece bir adım ilerinizde, bunu unutmayın. Evrene ne gönderirsek size o geliyor. Kaderinize kazayla kavuşun. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum.